iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz tüm aslan terbiyeciliğin. Yani o eğitimin arkasına saklanan ya da metodun arkasına. Zaten kötü niyetli bir tipi, kötü niyetli bir tipi. Ama çok olduğu için bu noktaya gelindi zaten. Yani onu hani oyunculuk için konuşmuyorum. O konservatuarda mobbing yapan hocalar da var. Çok fazla var. Ama balede. Yani vardı da, benim zamanımda da vardı. Ama i̇şte onlardan da bir bak şey öğrendim. Bir bu, bir bu mesela hani, bizde şeyde var. Provalarda. Bu bir de bunun ekürisi var bunlar. Özgün Çoban var. Müthiş yetenekli bir adam. Müthiş. Ondan sonra geliyor böyle oturuyor. Anlatıyor bana diyor ki bir diyor travmalar diyor falan filan diyor. Travmatik diyor gençlere diyor travmalar yaratacak bu durum diyor. Hep travmata. Sanırsın yani bütün şimdi tabii ki bizim 17-18 yaşımız da öyleydi. Biz de kendimizi ruh hastası sanıyorduk değil mi? Sen de öyle sanıyordun herhalde. Evet ama şimdi o eski ruh hastalığı durumundan şuna geçildi. Neyse hani belki kimsenin travmatik olarak değerlendirmeyeceği bir şeydi. Herkes travmatik. Ve ona iyi davranmamız gerekiyor. Yani arkadaş 17 yaşında emekli olmuş. Hayatta çok çekmiş ve bizim onu pamuklara sarıp bir an önce rahat ettirmemiz ve hemen götürüp gömmemiz gerekiyor. Huzura ihtiyacı var. Şimdi bu sünepeyle ben hiçbir şey yapamam. Bana böyle çağal çağal çağlayan, dünyayı ele geçirmeye çalışan bir adam lazım. Böyle ben ama ay ondan kırıldım. Bir yandan öyle değil mi? Özgün gibi bir yani hem onu savunuyor hem o işte yumuşaklık ya da emekli olmuşluk mu diyeyim ama onu aynı savunmuyor. Zamanda da yetenekli duygusunu da çıkarabiliyor. O bugün bana dedi ki ben seninle tartışmaktan hoşlandığım için bunları söylüyorum dedi. Hoşuma gidiyor dedi seninle tartışmak dedi. Ben de buna sürekli falan filan yapıyorum. Çünkü şey böyle bir ben çünkü öbürünü samimiyetsizlik olarak görüyorum. Öbürü derken? Öbürü şirkim temkinlilik. Ay ben de temkinlilik. Temkinlilik var. Bunu ben bir çekimde öğrendim. Bir teknik arkadaşım bana şöyle ifade etti. Biz dedi çok korkuyoruz artık dedi. Hele hele dedi yabancılarla çalışırken dedi. Mesela çekim yapıyorlar bunlar işin tekniğindeler filan. Mesela çekim bitiyor. Beraber bir yerde işte bir şeyler içecekler. Sohbet edecekler filan. Hiç işten konuşmuyor. Yani işte sen ışığı böyle yaptın, ben görüntüyü böyle yaptım, sen şöyle oynadın, ben böyle oynadım falan filan yok. Yasak mı? Şöyle ıvır kıvır konuşuyorlar, ıvır kıvır konuşuyorlar. Hayır bunu alışkanlık haline getireceğim. Problem çıkarsın yasak diye yani. Şöyle mesela eğer ben sana diyorsam ki mesela şekerim yalnız ışıkta biraz ben sıcak tonlar filan mail atıyorum sana. Çünkü öbürü bu... İşini yapacağına yani bir sanat meselesiyle ilgili coşarak, kendini parçalayarak ama kendini parçalayan bir insan her tarafı parçalar. Karşıyı da biraz parçalar. Eğer o sırada karşı tarafta bir futbol maçı yapıldığını, sırıkla yüksek atlama yapıldığını, yüzme yarışı yapıldığını, bilmem ne yapıldığını, herkesin yoğun adrenalinle dolu olduğunu anlarsa bir problem çıkmaz. Arkadaş o işti. O işti, güçtü, bu da eğlence der, kendine döner. Fakat bunlar sıradan insanlar, sıradanlar, zavallılar. Yalnız benim şahsiyetime gibi geldi bana diyor. Ne o sırada bir şey yapmaya çalışıyoruz orada. Onun için bunlar mail atıyorlarmış. Yalnız ben biraz daha sıcak ışık tercih ederdim. Mail atıyor, Allah Allah. Kayda geçiriyor. Karşı tarafa bunu söylerken onu kırmadığını... Taciz etmediğinde maille kanıtlıyor. Ay çok o onu yapmazsa da o onu yapmazsa da diyor ki ben buna diyor mail attım diyor buyurun diyor. Yani siz çünkü tiyatro aynen. Yaparken oyunu beraber çıkarıyorsunuz. Birbirinizi ikna evet etmeniz de lazım. Bu ışık oyun. Abi dövüşme sahnesi var. Ben şimdi Richard'da herkesi kimseyi yanağından öpmüyorum. Herkese dudaktan kadın erkek. Herkes de tabii öyle öpüşme değil. Munch diye böyle dudaklar yapışıyor filan. Birbirimize giriyoruz. Beni alıyorlar, atıyorlar, itiyorlar. Ben onları itiyorum. Yere şey yapıyorum. Havaya kaldırıyorlar. Oradan şey yapıyor. Yani şey yapıyoruz. Öyle bir adrenalinde yani futbolcu gole gidiyor. Gole giden futbolcu şey demez ki arkadaşına keşke pas verseydi. Demez ki. Yok doğru. Tabii canım. Bağırır. Çığlık atar. Buradayım ver yani. Bu yani. Yani böyle olur bu. Yani öyle bir ay bir mail atayım. Pas verseydin keşke.
Yani olmaz ki öyle burada bir şey. Burada öyle değil Allah'tan. Öyle değil. Böyle değil diyorsun. Hızla, hızla geldik oralara. Ya. Tabii hızla geldik. Kimin sayesinde geldik? Ne mutlu tek başıma neler yapmış. Bunlar nasıl bu? Onlar şahsına söylemiyorum. Böyle bir şey var böyle. Ben kırıldım mı acaba? Kırıldım galiba. Kırılmış olabilir miyim? Etkileyici bir şey söyledi. Bana gerizekalı muamelesi mi yaptın diyor. Evet diyorum. Kırıldım o zaman ben diyor. Tam onu da anlamıyor falan. Böyle çok insan var. Bizim ekipte yok Allah. Çok sıkıcı. Ben bayılıyorum kötü eleştiri duymaya. En güzel şey bence. Yani kötü niyetli yapabilirsin birine. Ama onu duymak... Yani düşünsene etrafındaki herkesin sana iyi şeyler söylediğini. Ama seni bu şey niye doğru söylüyor? Orada, oradaki olay üslup mesela bazı insanlar şeyden motive olur. Sen şöyle misin böyle misin bunu nasıl beceremezsin bilmem ne. Bazısını o kamçılar ve der ki ben sana göstereceğim bunu öyle bir yapacağım ki bunu bana söylediğinden utanacaksın. Ama kimi de daha yumuşak cesaretlendiler. Peki ben nasılım? Öbüründe... Ben nasılım beni anlat. Benden bahsedelim. Nasılım ben provalarda? Tam televizyonda göründüğünüz gibisiniz. Şöyle. Aynı. Ya tabii ki o zaman daha YouTube mu diyeyim? Çünkü burada küfür edilemiyor. Şimdi orada daha rahat. Provalarda sen. Şahsi küfür yok bende. Hayır şahsi değil. Senin şuyun buyun yok. Ay tamam. Genelde evrene yolluyorum. İyi enerjileri. İyi enerji değil ama kötü enerji olarak evrene yollarım. Yok aynen öyle saygısızlık anlamında değil ama yani yüksek. Ama peki nasıl yüksek ama hemen biraz bir şey olunca hemen bravolar gelmiyor mu? Geliyor. Canım benim. Orada da yüksek. Yerim seni. Aynen. Of be, peki ne bir dakika saygısızlık anlamında söyleseydi şimdi şurada itiraf edecek cesaretin var mıydı? Vardı. Niye yarın benden mi korkacak? Kaç oyunda birden oynuyor? Kaç oyunda bana ihtiyacı yok onun. Yani yok ihtiyaç meselesi de değil ama yok yani hani iyi de kötü de hep yüksek. Hep yüksek. Hiperaktif. Evet. Tabii. Ateşli. Hocam öbür türlü nasıl olacak? Bir de sahnedeyim. Oyunu yani yönetiyorum ama sahnedeyim böyle bizim. Hani hem yazıyorsun hem yönetiyorsun hem oynuyorsun bir de üstelik. Param ya gerçekten yok. Ya. 3 kuruş 5 kuruş oradan ben birini başka işte. Birine vereydin bari yani. Vermek istemedim mi sanıyorsun? Kendi rolüme kast aradım. Hepsi şeydeydi. Bütün adam Alaçatı'dayız partiliyoruz baba. Sonra da dizi bekliyorum abi. Ne yapsın abicim? Ne yapsın? Dizi bekliyor. Evet, tiyatroda para yok. Ne yapsın? Evet normal, ama şimdi çıkacak işte yarın 16'sı. Sonra 17'si. Ay hadi bakalım merak ediyoruz valla. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Yuni'ye gideceğiz. Seninle birlikte gideriz. Ay öbürü bitti. Vallahi. Kesin bilet alıp gelmeyenler oluyor. Ben o festivallerde film festivallerinde hep son dakika gider girerim hep. Mutlaka birini ya trafikte kalır ya bir şey hasta olur gelemez evet. Yer olur. Yani. Peki şimdi senin bu oyun nasıl gidiyor? Dünya ne olurdu? Yerinden oynar. He. Oynatıyor musunuz? Kaç kızsınız orada? 7 kızız. 7 kızsınız. Aslında bir dekorunuz yok ama müthiş kostümleriniz var. Işıklar mı ışıklar böyle. Böyle çılgınca bir oyun. Işıklar çok güzel. Dekorumuz çok minimal. Minimal evet. Ve aynen ve 7 kadın bir kez oyuna girdikten sonra sonuna kadar hep sürekli sahnedeyiz. Şarkı söylüyoruz, kuliste dans ediyoruz. Şey olur mu böyle birbirinden rahatsız ama o da ne ayol falan böyle? Yok hayır ya şeyi dürüstçe... Sen mi hissetmiyorsun acaba? Sen çok melek gibi bir kız olduğun için mi hissetmiyorsun? Belki onların aralığında bir gerginlik var. Ya şimdi 2 aylık bir prova süreci oldu ve yaz boyunca yani çok gidiyorduk. 8 saat boyunca hani dans ediyoruz, oyunu çalışıyoruz, ezber alıyoruz, şarkı söylüyoruz, koro çalışmasına giriyoruz falan. Tabii ki başta bir herkes... Daha temkinli yaklaşıyor birbirine, yeni tanışılıyor vesaire ve işte oyun çıkmasına yakın yorgunluklar artıyor. İşte birileri bir şeyler eksik yapıyor ki kas sorunu yaşadık, bir arkadaşımız sakatlandı. Son günlerde gerilme olur mu oyunda, sizin oyunda oldu mu? Son birkaç gün değil, orada daha bir kenetlenme oldu. Herkes aynı yorgunluğun içinde böyle evet lütfen güzel olsun diye. Ama onun öncesinde oldu ama böyle çok kişisel bir şey değil ama şeyi fark ettim ilk kez onu. Hani kendini feminist olarak veya bir insan olarak itiraf etmek güzel, hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten hem iyi hem kötü anlamda full kadınların bir arada olması bambaşka bir enerjiymiş. Bunlar şikayet eden kadınlar da var. Mesela bazı kadınlardan da. Öyle mi? Evet bu oyun. Bu yani bölümde. Kimin yazdığı bir oyun bu? Şebnem İşi Güzel yazıyor. Hmm. Ama Mert Fırat'la İlksen Başarı da hani metinde katkıları, değişiklikleri var.
Mert Fırat zaten kendisi yönetti aynı zamanda. İşte koreografi MDT'den Canberk Yıldız'ın, ondan sonra koro koçlarımız, Romans'tan, müziklerimiz, Barış'tan vesaire. Ama evet, full kadın olanın çok değişik bir şeyi oldu. Başta dediğim gibi birbirini tartmak vesaire, sonra gerçekten hani şey noktasına ulaştık şu an. İyi günde, kötü günde. Kadınlar destek olmak çok keyifli. Şey ama. Kadınlar kadınlar tiyatroyu sadece ele geçiriyor. Bir şeyin içinde olsam ben mesela, yani diyelim ki askere gittim. Ay, sadece erkekler var, ne güzel demem yani. Ya da bir tiyatro renkli yaparken hani hep herkes erkek olsa, o ay süper abi yan yana geldik, yani ne devamlı güzel. Kadın erkekler olunca ben çok yani sıkılıyorum. Hiç bak işte böyle ben duyuyorum bunu. Kuliste evet, çok kadın olunca başta onun demek istedim ben. Ben de hani müzikte genelde hep tek kadın oynadım. Çünkü tüm grup erkek oluyor. Tek kadın ben. Onun biraz farklısını yaşayınca bir zorluğu bence kesinlikle var. Ama ben keyifli kısımlarına o kadar hakim değildim. O çok güzel. Yani mesela şey lafı kesinlikle doğru. Hani kadınlar erkekler için değil, kadınlar kendisi için giyiniyor, süsleniyor. Evet. Çünkü hani başka kimseyi görmeyeceğimiz günlerde bile herkes makyaj yapıyor. Senin için süslendim, çok beğendim diye. Böyle bir 20 dakikalık bir şey süresi dönüyordu yani. Hani iltifat ama samimiyetsiz bir şey değil. Yani gerçekten birbirimize süslenip giyinip falan gidiyorduk. Onları hissetmek keyifli oluyordu. Ama sadece kadınların olduğu bir ortama özel değişik bir enerji de var. Hani olumsuz ya da negatif sayılabilecek. Değil mi? Kavgalar çıkar, bir şeyler olur, kıskançlıklar olur falan filan. Ay, evet, çünkü aşırı hassasiyet de oluyor. Herkesin ama kadınlarda bu erkekler gibi alevlenme şeklinde değil de uzun planlar yapmak mesela, işte çayına kahvesine zehir koymak, siyanür ondan sonra filan, değil mi? Yani kadınlar akıllı çünkü erkekler gibi böyle höbelek diye hemen kavgaya giriyorlar değil mi böyle? Erkekler yani öyle coşup ondan sonra bir de birbirlerine pek ağır laflar ettikten sonra da ya özür dilerim ya öyle demek istemedim falan filan, hemen bir de çıkarcı bir barışma oluyor. Kadınlarla öyle değil, kadınlar affetmiyor abi. Mesela erkekleri birbirleriyle barıştırabilirsin. Kadınları o kadar kolay olmuyor. Tiyatrodan biliyorum yani. Bizim oyun değil genelde tiyatrodan. Peki bu şimdi senin Peter Pan devam ediyor. Evet. Ondan sonra bu oyun devam ediyor. Bizim oyunda da başlıyorsun. Ne oldu bu engellenemeyen yükselişin senin yani? Onu aslında bilmiyorum. Size ve diğer yönetmenlere sormak istiyorum. Peki. Yani İlk oyun bir müzikaldi. Ben zaten hani müzisyenim, şarkı söylüyorum. Oradan başladı. Ondan sonra çok büyük anksiyeteler yaşadıktan sonra hani oyun çıktı, insanlar da memnun oldu diye de düşünüyorum. Daha sonra işte Dünya Yerinden Oynar geldi. Bu geldi. Tabii ki hani başında Harun da söyledi hani oyunculukla ilgili kendimize oyuncu demek vesaire. Ben amatör, yeni başlamış bir oyuncu olarak görüyorum kendimi ama çok keyifli bir şey. Bilmiyorum, siz niye mesela tercih ettiniz? Benim senin Afrikalı, Amerikalı ve Anadolu fiziğin... Yozgatlı mısın? Evet, kütüğüm Yozgat'ta. Aa, inanılmaz. Yani Ankara'da doğdum ama anne tarafı. Baya Afro gözüküyorsun. Evet. Babam Amerikalı. Ha, babam tamam. Afro. Evet, böyle bir... Los Angeles, Yozgat. Afro-Amerikan, Anadolulu bir durumu var. Çok ben ilk bizim programa geldiğimizde fark ettim ve çılgınca bir şey çıkıyor yani, daha çıkacak ondan, daha şimdi o kendi tevazu içinde söylüyor. Şu neydi senin şarkı, paraşüt müydü? Aynen, paraşüt var, var. Paraşüt, şu paraşütün görüntüleri var mı? Bak sana gösterelim biraz oradan. Yani ilginç geldi bana çok. Tam böyle oyun için aradığım bir... ne diyelim, bir doku mu diyebiliriz, bir mimari ya da bir tavır ya da bir kimya, harika. Ve tabii ki öyle bundan böyle bir ukala bir kız çıkmadı yani, böyle işleri yok, var çok evet. Hoş, iyi bir prova ve oyun arkadaşı geldi. Bu Instagram pozlarını nedir bu, bir şey Instagram'a bir şey koyduğun zaman görelim mi onları, bazılarını görebilir miyiz? Hande'nin şey. Bu mesela, bu şimdi, ha bir dakika. Bu evet, dur. Evim. Vallahi inan. Yani bu mesela, bu hangi halin? Banyodan çıkmış halin mi? Sabah yeni kalkmış halin mi? Yok değil tabii ki. Şimdi YouTube kanalım. Evet. Hande Kazanova ile Astroloji.
Evde evet. çekiyoruz. Çok tatlı çekim yapan arkadaşım geliyor. Işıkları kuruyoruz. Sonra o hayvanı o öldürdünüz mü yerdeki hayvanı? Hayır. Hediyeydi o. Neymiş o yaşarken? Ceylan sanıyorum. O ceylan olur mu ya? O sincap gibi bir şey ayol küçücük. Küçük çok küçük. O bir ev hediyesi olarak. O küçük ceylanı mı öldürmüşler? Öyle yoksa önemli. Sahte mi acaba? Sahte. Sahte ha onu söyle ha. Sahte. Tabii, tabii canım finansı var mı benim kendim? Ben ama ceylan değil de böyle susamuru Antilop falan gibi sincap gibi geldi küçük, bana. Küçük küçük bir şeydi. Peki ama sen böyle bir üzerindeki de leopar gibi bir şey çarşılıyor ama o çiçek böcek özel mi? Kıyafet sponsorlarımız var. Biz o kanala çekim yaptıktan sonra daha sonra da işte böyle Instagram'ı kullanmak adına bir de düz halini de çekmeyi uygun görüyoruz. Ha bunu şeyde. Bu evde yüksek yoksa bir yerde mi? Yoksa normalde hep şöyle masa başında yok kalem tutarken işte bilmem ne bilmem ne. Bu şeyde mi Anadolu yakasında mı? Anadolu yakasında. Nasıl anladın bak hep bu bina tipinden dolayı. Evet, evet. Tam olarak sokağı ve kapı numarasını verebilir misin? Evin güzelmiş ama. Teşekkür ediyorum. Evet. O koltuğun nubuk mu? Nubuk. Bir şey burada başka bir köşede miyiz? Burada başka bir köşe değil ama ev çok değişik böyle. Büyük mü eviniz? Büyük. Kaç metrekare? 140. Oh bayağı şey. bayağı büyükmüş. Peki burası ama bak bu yere kadar şey yapmışsın kaçıncı kattasınız? En üst kattayız. Ha, korkmuyor musun onun yanına gidince benim yükseklik korkum yok, var. Ben çok severim. Ben öyle eve şey yapamıyorum. Böyle yere kadar cam bayılırım. Yapıyorlar. Ben ortada oturuyorum. Olur. Bende de var yükseklik korkusu ama cam olunca korkmuyorum. Ya peki orada gider misin sen oraya yaklaşır da vit diye aşağısın. Ama bir cam var önünde. Anladık ama bir ürperti olmuyor mu? Ben şey deliklerde olur. Hani böyle ha delikli şey, olur. Burada da durmuşsun. Evde böyle duruyorsun. Evet yani o kıyafeti de göstermek üzere şu an ne kadar saçma. Sahte pozlar. Evet. Ama sen orada oturabiliyorsun. Oraya sahte koltuk mi? Koymuşsun oraya bir tane. Evet. Gül kursu. Ama üstündeki bu, elbiseyi göstermeye çalışıyorum. Bu entarinde giymişsin. Bunlar sponsordan mı geldi? Sponsor yolluyor. Kullanıyoruz ondan evet. sonra. Hani o hayvanı kaldırın üzerinde... ya. Üzüyor beni o. Koltuğun üzerinde... Örtü mü var? Koltuğun üzerinde örtü var. Terazi ve oğlak burcu. Yani bu gerçekten. Koltuğun üzerinde örtü mü var? Gelinin mutfakta gibi oldu. Böyle gidiyorlar da o kızın yemeğini beğenmiyorlar ya. Biz de bunun evine laf ediyoruz. Şekerim birçok böyle farklı farklı aksesuarları koymuşsun. Masanın üstünde yün mü var? Ama koltuk üstü örtüsü bizim coğrafyaya özgü bir şey bence. Ne o? Koltuk üstü örtüsü ve kullanılmayan salonlar. Genelde oturma odasında olduğu. Benim aslında aynı şey. Ya değil, ne diyorsun? Amerikalılarda şey. Var kullanılmayan salon. Vardır. Onların çok ama büyük bu ama. Amerikalılarda var, Kanadalılarda var. Sen bilirsin. Benim kedim var. Deli koltuk. Kullanılmaksın orada televizyon karşısında. Hayır televizyonu mutfağa koyuyor. Şey örtüsü normal bir şey. Adı üstü yani, Amerikan mutfak ya. Ya örtmek yani şöyle benim kedim var ve deli yok. Kirlenmesin diye örtüyor seni. Nubuk ondan mı aldın? Kedi yüzünden mi aldın? Nubuk. Peki o şey o kedinin bir şeyi olmuyor ona. Nubuk da pis görünür ayol. Değil çok. Değil mi? Temiz ben mi? Ben seviyorum. Elin temiz midir evinde? Temizmiş. Şeydir. Temizmiş. Gelinin mutfakta yapıyor. Aynen öyle. Ya dağınıklığı ne? Sevmem. Hani temizlik tabii ki herkese göre değişen bir şey ama ben dağınıklığı sevmem yani. Böyle her şey biraz yerli. Ben çok dağınığım. Ne yapayım? Olsun. Bende bir tertiplik var yalnızlıktan. Ben böyle yemek yapıyorum. Daha yemeği yemeden bütün bulaşıkları yıkıyorum. Aa buyurun. Evet. Yardımcınız yok. Evimin kadınıyım. He? Yardımcınız yok mu efendim? Yardımcım size? Var. Evet. Yardımcım da var. Yardımcım böyle gece yemek yaparken her şeyi böyle domatesleri ayrı, soğanları sizin için böyle kıyıyor mu yoksa siz mi yapıyorsunuz? Elinizi her şeyi ben sarımsağı şeyi falan soyarım. Bravo. Çok elime. Şey, güzel yemek yapıyor musun? Yaparım. Ben yaparım. De. Evet. Vallahi görüşelim. Geçen tamam. Çalışırken çıldır. Mesela geçen çalışırken diyorum. Ama nasıl? Çıldır o. Halk prova yesin diye. Mı yap? Halk eve geldiği için halk yesin zavallı diye. Halk için. Peki. Ne oldu şimdi komediye merak saldın yeni? Ben mi? Evet. Bir dram gittin de sonra komediler ben başladı. Ben ne zaman yani en büyük hayatımdaki şikayetim bana bir dram oynatmıyorlar.
Devamlı komedi oynuyor. Nasıl oluyor o yeni ayol, ne dramlar oynadın eskiden? Ne yenisi? Düşün, Çaşı Pelek Çıkmazı'ndan itibaren devamlı komedi oynuyor. Evet, onlar evet pek. Yani ne yapayım? Oynatmıyorlar. Peki, bu Hande ile ilgili işte bu YouTube kanalına bakacağız senin. Bir yeni bir şeylere girsen de, değil mi? Yeni derken? Ya ne bileyim, biraz da sanat işlerine falan ya, olmaz mı? Yani vaktim yok hani şu an. Ama bu tip buna da şey yapıyor. Bak buna da deliriyor. Bak şimdi bunları yapabilecek bir kız, değil mi? Değil mi? Sanat işini mi diyorsun? Tabii ki. Yani. Tamam. Oyunculuk kariyeri var. Evet, oyunculuk yaptığım sunucu. Ama işte onlara girmiyorsun tekrar. Bu işte demek ki ne para kazanılıyor ki bu işte? Sen oyunculuk para kazanmayla alakalı. Tabii. Kurtlar Vadisi izlemediğin için. Kurtlar Vadisi, evet. Mahallenin muhtarları, ya aşkı, biz, eşkıya. Tabii, biz bu kızı böyle bu astroloji diye değil, onu ben kaçıncı programa çıkışı oldu. Evet. Eskiden oyuncu olarak katılıyordu. Şimdi işleri büyüttü. Ama şunu da şunu söyleyeyim. Ya biz böyle yani biz hep fakir olarak mı kalacağız bu sanat işinde? Sen niye böyle canım? Alacaksın, yürüyeceksin. Dünyanın biz en işte zengin işi sanat işi. İşte biz de, ama bize de ağzımıza bir böyle şey. Gönül zenginliği değil. Gönül zenginliğinden bahsediyor. Bence en önemli zenginlik de bu. Gönlüm mesela zenginlik. Ben astrolojiden o kadar büyük keyif alıyorum ki. Peki sen astrolojiden mesela iyi para kazanıyorsun. Kazanıyor. Kazanıyor değil kazanmaz mi? Mı? Şirketler mirketler bilmem ne. Bize sen biz ne şeyden zar zor çağırıyoruz geliyor. Bir de hiçbir şey olmayan insanlar bile nerede siz çok. Peki bir öğrenemez. Mesela ben öğrenebilir miyim? Herkes öğrenebilir. Tamam o zaman. Tabii. Gel biz seninle yapalım yavrum. Ay ben en az bir 3 ay hiç uygun bir karakter. Ya eğitimleri uzun. Hani öyle hemen burçlu. Ama böyle official gibi bir görüntün olacak. Sen şimdi bunu da böyle ben şey yaparsın. 15. yüzyıl kaini gibi böyle makyajları falan yaparsın böyle. Orada kazanlar böyle buhar çıkıyor falan. Böyle şey değil. Onun gibi olacaksın böyle. İş kadını. Official. Official. Ben ona dedim ya şimdi bugün de gece, amma dedim sıskalaştım falan filan. Evet. Yani, hiç sıskala, yani hep aynı kilodayım. Official, official olacak böyle. Yani bugünün kadını gibi aynı olacak. Aynı kilodayım bugün diyor. Ha? Aynı kilodayım. Hayır abi diyor. Gittikçe demek şey ki ne yapıyor, spor mu yapıyor, bir şey yapıyor böyle. Hayır. Kasları mı oluyor, spor kasa mı dönüşüyor, ne oluyorsa incecik oldu. Gittikçe böyle görünmüyor. Yani mesela Hande var orada, arka tarafı görebiliyorsun filan, öyle oldu. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Kamerada ve fotoğraflarda az önceki foto yani yani etine bu dolgun çıkıyorum. Burada da öyle çıkıyorum. Aha neler ayol. Burada da mı öyle çıkıyorsun? Burada da öyle çıkıyorum. Peki sen ondan mı bu kadar? Yani Kenan Doğulu sendromu mu var sende? Onda da yanakları evet, küçültebilmek için evet, bütün vücut küçüldü. Yok. Yanaklar duruyor öyle ama bir şey mi? Ama yanakları alıyorlar biliyorsun. Buradan giriyorlar. Kenan'ın haberi var mı bundan acaba? Bunlar vardır, biliyorsun yanaklardır. Ihtimalle. Yalın, Kenan, Özgün. Evet. Üç ama yanaklar. Ama aldırabilirler istiyorsan. Şey alınıyor mu? Alınıyor. Ama o çok tehlikeli bir şey. Öyle yanak mi? Almak yaşlandıkça mı? Üst taraf aşağı iniyor. Onu da şöyle nasıl yapalım. Gözleri aşağı mı iniyor insanlar? Hayır, elmacık kemikleri. Yani bir bişektomi yaptıran insanlarda ne diyorlar adını? Bişektomi. Bişektomi mi? Allah Allah. Benim de, ben de yanaklı bir insan biliyorsun. Evet. Ben 2007 yılında 35 kilo verdim. O zaman da yönetmenimiz rahmetli oldu. Ali Cem Köroğlu şahane. Tek yönettiği oyunda benim oyun zaten işte Darüllaf yapıyoruz. Ve kilo vermem lazım. Çıplığım oyunda çünkü bayağı böyle korselerle duruyorum. Neyse verdim ben 35 kiloyu. Gittim Ali Cem'in yanına. Baktı böyle bana, 6 ayda verdim. Vermişsin kiloyu ama kafan aynı kalmış. Durasera istedim. Ama en son buralar gibi. O yüzden gittim yüzümü ben aldırdım. Yani yüzünü yanaklarımı aldım. Ve gıdımı. Liposuction yaptırdım. Asla yapılmaması gereken bir şey. Yüze. Yüze ya. Evet evet. Gayet güzel duruyor yüzün yavrum. Ya büyük şans ama evet. 1,5 ay boyunca benim yüzümde korse vardı. Bayağı Almodovar filminde gibi konservatuara gidiyorum. Güzin Hanım, ay ağzını açamıyorsun, nasıl çıkaracaksın? Senin Şan Hocan Güzin Hanım mıydı? Yok. Değil. Derse girmemiş olabilir. Olabilirsin. Bizim aynı çünkü. Ondan Derya'ya biraz önce sordum. Evine gittin mi işte? Onun evinde de böyle bir post var ama onunki zebra bayağı. Gerçek zebrayı mı öldürmüşler? Gerçek zebrayı. Gerçek zebra tabii. Değil mi? Ava gitmiş bir gün. Çok güzeldir ev ama. Kulakları çınlasın, ülkenin en iyi hocalarından biri. Aa, evet, çok şanslıyım gerçekten. Ben de.
İsterseniz Uykusuzlar Kulübü'nü burada sona erdirip seyircimizi serbest bırakalım. Biz aramızda devam edelim. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam. Sohbet. Çok teşekkür ederim. Bu zor günlerde teşekkür ederim geldiğiniz için. İlham verici çalışmalarınız için ve bu sohbeti bugün adaba uygun bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Peki haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.